Merhaba arkadaşlar. Şimdi bazı forumlarda gördüğünüz gibi şöyle ben öncelikle şurayı yenileyim arkadaşlar. Şimdi bakın biz password yaptık. Username password yaptık. Bazı forumlarda görüyorsunuz arkadaşlar. Artık son işlemleri yapacağız. İki tane şifre olur. Şifreler eşleşirse kayıt yapar. İşte bugün bunu göreceğiz arkadaşlar. Çok basit bir şekilde. Şimdi bunu arkadaşlar bunun ismi neydi? Paste. Biz paste bunu şu anda biz siliyoruz arkadaşlar. Bakın spray kısmına geliyorum. Dreamweaver'ın. Bakın burada arkadaşlar bir spray doğrulama şifresi var. Buna ne diyorum? Pass diyorum arkadaşlar. Ne diyorum? Buna pass dedik. Bir arkadaşlar bir sütun daha ekliyorum. Tablo diyorum. Ne diyorum? Satır ekle diyorum. Şunları bir şöyle yukarı gidiyorum. Pardon, şöyle bir dakika arkadaşlar. Şunu bir yukarı götürüyorum. Şunu da bir yukarı götürüyorum. Ne diyorum? Confirm. Yani confirm password diyoruz arkadaşlar. Burada ne diyoruz? Yani şifremizi onayla diyoruz. Bakın burada da spray doğrulama onay diyoruz. Buna da arkadaşlar ne diyoruz? Buna da pass diyoruz. Şimdi ne diyeceğiz arkadaşlar? Kaydet diyoruz. Bakın şu şekilde. Şimdi biz yenileyelim. Biz kayıt yap. Bakın bir dakika. Confirm password. Password diyoruz. Şimdi yeniledik mi bakalım arkadaşlar? Evet, yeniledik. Şimdi bakın buraya rastgele bir üye giriyorum şu anda. Şu anda bakın buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazıyorum. Şuraya da farklı bir değer giriyorum. Bakın bir farklı bir değer. Adres. Şimdi adres farklı şeyler giriyorum. Üye kayıt ekle dediğimde arkadaşlar bakın şifreler eşleşmiyor dedi. Bakın ikisinde de 6, 5, 4, 3, 2, 1 yaptım. Buraya da 6, 5, pardon şöyle diyelim. Buna da 6, 5, 4, 3, 2, 1 yaptım. Şuraya da örneğin şurası da boş olsun arkadaşlar. Bakın üye kayıt ekle dediğinde lütfen user password email'i boş bırakmayınız. Biz buradan kontrol yapmıştık. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bakın buraların boş olmaması içinse şuraya biz bunu spray doğrulama alanı yapıyoruz. Şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın şuraya şu anda tıklandı seçili. Spray alanı yaptık. Bunu neydi? Text area alanı aldı. Şunu ne yaptık? Email alanı oldu arkadaşlar. Bundan spray email alanı oldu. Şimdi arkadaşlar kaydedip bakıyoruz. Böylece profesyonel bir form hazırlayabiliriz arkadaşlar. Bakın şu anda bütün değerler boş. Ne dedi arkadaşlar? Bir değer gerekiyor dedi. Bir değer gerekiyor dedi. Onlar da isterseniz buradan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Kod kısmına gelerek ne bakın bu bir değer gerekiyor. Buradan değiştirebiliriz. Şimdi arkadaşlar dikkat etmek gerekirse bakın bunların türünü de değiştirebiliyoruz biz. Bakın şuradan şu anda biz şu örneğin şu metin alanın ne olmasını istiyoruz arkadaşlar. Pardon, mesela email kısmının ne olmasını istiyoruz arkadaşlar. Buradan bir tür seçebiliyoruz. Bakın ne olacak? Bizim email e-posta adresi olacak. Şimdi kaydedelim. Ne oldu? Kaydedelim arkadaşlar. Şimdi bütün sadece bakın buraya bir yazı yazdık. Bakın şu anda bir dakika. Hatta mı verdi? Geçersiz format arkadaşlar. Şöyle ne deriz? Evet, geçersiz format. Şu anda kaydettim. Bu şekilde bakın bir oluştur. Bunu ne yaptık? Bir dakika. Şuraya spray metin belgesi e-posta adresi diyoruz. Şimdi arkadaşlar bu şekilde yapabiliyoruz. Şimdi burada değinmek istediğim nokta arkadaşlar bakın şöyle diyelim, hatta Türkçe yazarsak siz daha iyi anlarsınız. Şifre diyorum. Şifre onayla diyorum arkadaşlar. Şifre onayla diyorum. Şöyle kaydettim. Bakın ben şu anda bir değer gerekiyor. Şimdi ben buraya arkadaşlar ne oldu? Bir isim girelim. Kadir dedim. Şifresi arkadaşlar buraya 1 2 3 4 5 6 yazdım. Altta da 1 2 3 4 5 6 fazlasıyla 7 yazdım. İstanbul yazdım arkadaşlar. Ne yaptım? E-mail'e de deneme diye bir e-mail yazdım. Üye kayıt ekle dedim de arkadaşlar. Bakın bize ne dedi? Geçersiz format dedi. Şurada arkadaşlar biz ne oldu? Hotmail yazalım. Şuraya .com diyelim. Üye kayıt ekle dedi. Bakın sorun giderdi. Şifre onayla ne dedi? Değerler eşleşmiyor. Biz burada değerler eşleşmiyor kısmını bulacağız. Ne diyeceğiz? Ctrl F diyoruz arkadaşlar. Değerler
eşleşmiyor bulacağız. Şimdi biz find text diyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Değerler eşleşmiyor. Bakın ne diyeceğiz buraya arkadaşlar. Lütfen kibar olacağız ya arkadaşlar. Lütfen şifrenizi onaylayın. Onaylayın. Evet, kapattık dedik arkadaşlar. Böyle kaydettik dedik. Şimdi arkadaşlar şuraya ikisine de 1, 2, 3, 4, 5, 6 girdik. Şu anda 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 girdik. Şu anda üye kayıt ekle dedik arkadaşlar. Üye kaydınız alındı. Şimdi giriş yapabilirsiniz. Şimdi giriş yapalım. Buradan bizim üye ismimiz Kadir. Şifresi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu anda biz giriş yaptık arkadaşlar. En son veri tabanına baktığımızda bakın. User tablosuna baktığımızda arkadaşlar şifresinin bakın nasıl güvenli hale geldiğini de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu derste biz neyi gördük? Spray kullanımıyla şifre onaylama metodunu öğrendik arkadaşlar. Bakın birinci şifresi olayla. Bakın şöyle diyelim, bir daha geri gelelim arkadaşlar. Şöyle biz çıkış yapalım. 2 dakikada kayıt doldu desin arkadaşlar. Rastgele bir user arkadaşlar. Şöyle şuraya şifreye de biz admin yazalım. İkinci şifresine de biz farklı bir şifre yazalım. Şimdi üye kaydı da ekle dedi arkadaşlar. Bak lütfen şifrenizi onaylayınız dedi. Bir değer gerekiyor. Bir değer gerekiyor. Burada arkadaşlar isterseniz bunları değiştirebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar ne yaptık? Biz şifre onaylayı gördük arkadaşlar. İsterseniz biz şöyle gelelim arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra e-mail ile doğrulama yöntemini anlatabiliriz. O da çok basit arkadaşlar. Onu da öğretmek, söylemek gerekirse şuraya arkadaşlar bir onay kodu dersiniz. Bu onay kayıt olurken arkadaşlar onay kodu onun e-mail ile gönderirsiniz. Eğer o tıklandığında get metoduyla buradaki onay koduyla kontrol edersiniz. Aynı ise buradaki onayı bir yaparsınız. O üye artık giriş yapabilir. Bu şekilde arkadaşlar neydi? Biz şifre onaylayı gördük arkadaşlar. 2 dakikada kayıt olun. Bakın şifreler farklı olduğunda ne oldu? Üye kayıt ekledi. Lütfen şifrenizi onaylayınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedik. Üye kayıt ekledi dedik. Bu şekilde oldu. En son buraya ne ekleyeceğiz? Login olma kısmına. Şuraya tasarım bölümüne. İsterseniz şuraya da ne dedik? İsterseniz şifremi unuttum girebiliriz. Bu ders arkadaşlar buraya kadar da Spray Password gördük. Bakın şurada kısmı arkadaşlar. İsmi Spray Password Confirm'dir İngilizcesi. Türkçesi şifre doğrulama onayı arkadaşlar. Bu şekilde sitemizin kayıt olurken arkadaşlar kullanıcı şifresini onaylayabilir. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Başka derste görüşmek üzere.